Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Sıfırdan Clash Çaylak isimli serimizin gıcır gıcır yepis yeni bir bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz efendim. Evet 3 tane işçimiz boşta. 2.5 milyon iksir 1 milyon 140 bin altınımız var. Klan kalemizde şöyle bir bakalım 260 bin altın iksir de burada varmış. Evet ne yapacağız bol saldırılı bir video olacak arkadaşlar. Hatta şöyle bir müjdemi vereyim ejder saldırılarından sıkıldık artık değil mi? Evet elimizdeki ejder ordusunu erittikten sonra ne saldırısı yapalım diye bir bakacağım. Muhtemelen binici saldırıları yaparız. Çünkü yani 108 bin kara iksirimiz var. Kralımızı maxlamışız. Laboratuvar dolu. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ben de diyorum ki en azından binici saldırıları yapalım. Bir tane de eğitim iksirini çakarız. Öyle mi? Aynen öyle. Ee, güzel güzel saldırılarımızı yapalım istiyorum. Evet büyü fabrikasını yükselttiğimiz için ekstra bir büyü daha alabiliyoruz. Şu zehri de alalım. Yalnız işte bunun eğitim süresi birazcık uzun olsun. Sıkıntı yok. Bekleriz hemşerim. Şu orduyu bir eğitelim. Bir adet de eğitim iksirini çakıp direkt saldırılarımıza başlayalım. Bir tane bir saldırı yapayım ondan sonra duruma göre yükseltmelere başlayacağız aman Allah'ım. Bu ne kadar güzel bir köy böyle ya. Belediye binası 8 ve 570 bin altını var. Evet bugün baya bir duvar basacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor yani. Şimdi nereden ne şekil saldırı yapalım. Tamam şuradan içeriye doğru gireceğim. Hava patlatısının arkasında kalmak her zaman iyidir. O zaman ne yapalım? Şöyle şuradan kralı bırakalım. Aşağı doğru koridor aç. Aa, ejderler kalkmamış. Pii. Vay senin babanın kemiğine. Ulan çaylak kankırır. Yine yaptın çaylaklığını be kardeşim ya. 3 tane ejder. Eksik oynuyoruz. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Yaparız ya bir şeyler. Dur bakalım. Üçleyemezsek bile ganimeti alabileceğimizi. Ben de var ya şaşırdım dedim. Ne oldu da yani ilk denemede böyle güzel köy çıktı karşımıza. Meğer oyun anlamış bizim ordumuzun eksik olduğunu. O yüzden böyle tuzak kurmak amaçlı ganimet vermiş. Oluyor değil mi öyle? Yani bu bilmiyorum tesadüf mü? Ne zaman böyle eksik orduyla saldırsam hep böyle paşalar gibi, babalar gibi köyler çıkıyor karşıma. Bilmiyorum yani. Kimsenin de günahını almayayım ama çok denk geliyor. <laughs> Ordumuz full olsaydı çıkar mıydı acaba böyle bir köy? Tabii işin esprisi şaka bir yana. Her zaman da öyle olmuyor yani. Hani olayı e, sinir bozucu hale getiren şey o şekilde denk geliyorsun. Yakalanıyorsun ya savunmasız bir çare. İnsanın kanına dokunuyor yani. Sinirini çıkartacak yer arıyor. Tamamen onunla alakalı bir durum. Her neyse belediye binasını da alamadık, Çaktırmayın. Ama bir 300 bin küsür altın almış olduk. Binici saldırılarıyla beraber bunun acısını çıkartacağımızı zaten eski izleyicilerimiz biliyorlardır. Belediye binası 8'de binici saldırılarına tek geçerim arkadaşlar. Neredeyse garanti 3 yıldız gibi bir şey yani. Hiç merak buyurmayın. Bol bol saldırılar yapacağız. Evet şu iksir toplayıcıyı da alalım. Sonra direkt savaştan çıkacağım. Boş boşuna uğraşmanın bir alemi yok. Diyelim ve şu ejderleri bir silip. Ah ah ejderler ejderler. Ahulena içim yandı be. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha binici ordusu basalım. Eğitim iksirini kullanmış mıydık? Kullanmıştık. Şu ordu bir kalksın. Klan kalemizi dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Pekala efendim uzun bir aranın ardından belediye binası 8'de binici saldırılarıyla yola devam ediyoruz. Evet belediye binası 8 olsun savunmaları istediği kadar yüksek olsun düzeni istediği kadar güzel olsun klan kalesinden istediği asker çıksın yeter ki belediye binası 8 olsun ben o köyü çatır çutur işlerim. Gerçi çok da böyle iddialı konuşmayalım bazen hakikaten üst üste şanssızlıklar geliyor. Hani 10 saldırıdan 8'i rahat üçlük diyebilirim. Evet. Savunmaları düşük bir belediye binası 9 ve muhteşem bir ganimet çıktı. Rakip kral 14, rakip kraliçe 6 level. Canımızı sıkacak düzeyde. Ben bu köye saldırırım arkadaş. Şimdi ne yapacağız? Rakip kraliçeden kesinlikle kurtulmamız lazım. Bu yüzden duvarın ardına atlamasını bekleyeceğim kendi kralımla ne yapacağım? Rakip kraliçeyi indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Klan kaleme de ekstra 5 tane daha binici aldım. Atla kraliçe. Benim kralım senin icabına bakacaktır. Hiç merak etme. Direkt basıyorum özelliğine. Şuradan 3 tane. Şuradan 3 tane binici attım. Şu bomba kulesinin inmesi lazım. O patladığımız sıkıntı çıkartır. O yüzden 2 tane daha binici gönderiyorum. Geriye kalanları da şuradan içeriye doğru sallıyoruz hemşerim. Aynen böyle. Hemen girişte şöyle şu noktada bir iyileştirme büyüsü kullanırız. Klan kalemdeki binicileri de üst taraftakilerle beraber gönderiyorum. Tekrardan elimi iyileştirmeye Bak iskeletler çıktı. Yalnız aman diyeyim çok ciddi bir hata yaptım. Aklıma geldi siz yapmayın diye söylüyorum. Saldırıya başlamadan önce. Mutlak mutlak suretle klan kalesi kontrolü yapmak zorundasın. Yani şu köyde klan kalesinden fazla değil bir tane balon çıksaydı. Bütün askerlerimin canına okuyacaktı. Bırakın yıldız almayı tek bir altın iksir dahi alamayacaktık. Çünkü biniciler hedef seçen askerlerdir arkadaşlar. Bütün savunmalar binmeden, bitmeden ne depolara vururlar ne toplayıcılara madenlere vururlar ne binaya ne klan karesine vurmazlar. O yüzden hata ettim ama neyse ki kale boş çıktı. Bir sonraki saldırıda ona da dikkat edeceğiz yani. Evet rahat bir 3 yıldız geldiğini zaten görüyoruz arkadaşlar. Klan kalemdeki dondurma büyüsünü de tabii ki de vatandaşın belediye binasını için kullanıyoruz. E, bu köyü çatır çutur üçlemiş oluyoruz. Zayıf bir köydü. Bakmayın belediye binası 9 olduğuna savunmaları 8 bile değildi yani. 7 falandı yani. O yüzden rahat oldu. Biraz daha sağlam köyler çıkarsa karşıma tabii ki de acımayacağım. Saldıracağım hemşerim. Şimdi güzel 500 bin altın aldık. Oh, yıldız bonusundan da geldi. Şu isteği bir tazeleyeceğim. Yeni orduyu eğiteceğim. Klan kalesini dolduracağız. Sonra saldırılara tam gaz. Devam hemşerim. Arkadaş yani yine oyunun kafasına vurdu herhalde. Belediye binası 8'im ben. Karşıma sürekli 9 köyler çıkıp duruyor ya. Bakınız şimdi. Size bir şey gösterip ispatlamaya çalışacağım. Savunmalar çok düşük ama rakip kral ve kraliçe söz konusu. Bakın 14 level kral 6 levelde kraliçe merkezde. Bu kadar dandik bir köyden bile muhtemelen 3 yıldız nasıl alınmaz bunu göstermek istiyorum size. Burada vurgulamaya çalıştığım ana husus ne olursa olsun binici ve balon gibi askerleri kullanıyorken kendi seviyenizden üst binalara saldırı yapmayın arkadaşlar. Bakınız muhtemelen bu köyü işleyim. Belki dövüşleriz de bilmiyorum ama zor olacağı kesin yani. Zor olacağı kesin. Özellikle binici saldırılarında hiroların, rakip hiroların payı çok büyük oluyor. Klan kalesi testini yapalım bu sefer unutmayalım. Bu yüzden bir tane biniciyi test edip bir tane okçu çıktı. Tamam. O bize ancak gıdıklar. Ancak kralın nicabına bakacaktır. Şimdi birazcık koridoru daraltmamız gerekiyor. Rakip kralı kendi kralımızla indirebilir miyiz? Özelliğiyle beraber belki bir ihtimal. Şöyle iki tane de büyücü atacağım krala destek olsun diye. Rakip kral geldiği anda özelliğine basıyorum. Büyücülerin de yardımıyla beraber kral derdinden kurtulmuş olacağız. Şuraya 3 tane şuraya 3 tane. Şuraya 3 tane 4 tane geri kalanları da içeriye doğru merkeze gidecek şekilde mevzilendirdim. Hemen ardından klan karesindeki biniciler ilk iyileştirme büyüsünü şöyle beklemedeyim biraz daha bekleyeceğim sabır sabır sabır. Şimdilik gerek yok. Şöyle bir tane şu noktada bir tane de şöyle şu noktada iyileştirme kullandım. Rakip kraliçe bakın ne iş yapacak şimdi. İskeletler için zehir büyüsü kullanıyorum. Biniciler çünkü iskeletlere vurmuyorlar arkadaşlar bütün savunmalar bitene kadar. Bakın kraliçe patır 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 bütün binicilerimizin canını okuyor görüyorsunuz değil mi? Tamam şu noktada 3. iyileştirme büyüsünü kullanacağım ve rakip kraliçe ile beraber Büyücü kulesini donduracağım. Belki bu şekilde onun gazabından korunabiliriz. Zor. Zor. Biniciler teker teker iniyor. İskelet de peşimizi bırakmadı. Gördünüz mü? İşte bahsettiğim şey bunun gibi bir şeydi arkadaşlar. Binayı muhtemelen alamayacağız. Yani son bir savunma kaldı. Biniciler kraliçeyi alt edebilirlerse iki tane kaldı. Hadi şu kraliçeye dönün. Gizli Tesla da varmış yok. Gördünüz mü? Berbat bir köy. Savunmaları çöp. Ama sadece kraliçenin yaptığı işi görüyor musunuz? Böyle olacağını biliyordum. Bilerek saldırdım. Bakın ganimeti de alamadık. Şans eseri bir tane büyücü kalmış burada. İskelet de onu vuramadı ama. Neyse. Amacına ulaşan bir saldırıydı. Tekrar ediyorum. Binici balon gibi saldırılarda. Ne yapın ne edin siz siz olun bir üst seviye binaya saldırmayın arkadaşlar. Kraliçe bir level bile olsa inanılmaz iş yapıyor binicilere karşı. Diyelim ve bu savaşı bu şekilde noktalayalım. Dur madem geldik şu klan Karesini de alalım ya. Belki içinde az da olsa bir şey ganimet vardır. Ki var gibi gözüküyor aynen. Tamam içim rahat. Bu saldırıyı size izlettiğim için gerçekten mutluyum arkadaşlar. Ona göre dersimizi çıkartacağız çünkü. Peki bundan sonra üst seviye köylere saldırmayacağım. Paso belediye binası 8'e saldıracağım. Ganimet kötü bile olsa. Evet sonunda tam istediğim kıvamda dengimiz ganimeti de olan güzel bir köy çıktı karşımıza. Buraya saldırımızı gerçekleştireceğiz. Görün bakın şimdi. İlk etapta ne yapıyoruz? Klan karesi kontrolü arkadaşlar. Çok ama çok önemli. İlk başta yapılması gereken şey. Bir tane biniciyi veya yakınsa okçuyu büyücüyü feda etmek lazım. Ben garanti olsun diye bir tane binicimi feda ediyorum. Baktım klan karesi boş. Eğer dolu olsaydı ne yapacaktım? Klan kalesini okçuyla sağa sola bir yere çekip zehri kullanacaktım ve büyücülerle klan kalesini temizleyecektim. Olay bundan ibaret yani. Şimdi kendimize bir yer seçelim. Neresini seçelim, neresini seçelim. Ee, şuradan bir kralı bırakalım. Canı nereye gitmek istiyorsa bir karar versin. Evet rakip kral da 9 level. Mümkün olduğunca kendi kralımı rakip krala yakın bir yerden bırakıyorum ki. Hani binicilerle oyalanmasın, binicilere hasar vermesin. Kralımı tanklamak için kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle rakip krala karşı. Tamam. Şuradan içeriye doğru saldırıya başlayabiliriz. Şöyle sol tarafı ufaktan kırpıyorum. Sağ tarafa da 6 tane. O hayır hayır, hayır, hayır 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 çabuk iyileştirme. Çabuk iyileştirme. O dev bomba çıktı. Büyücü kulesi de vardı. Cidden çok ciddi problem yaşardık var ya. Bir tane daha dev bomba çıktı ama çok fazla binicilere hasar almadı. Şu noktada ikinci iyileştirmeyi kullanıyorum. Üçüncü iyileştirmeyi de yine üst taraftaki grup için saklayacağım. Ufak ufak büyücülerimi sahaya sürüyorum. Ve son iyileştirmede şu noktada kullandık mı bu iş tamamdır. İskeletler ve rakip kral için zehir büyüsünü de yapıştırıyorum. İskeletlerden o şekilde kurtuluruz. Bakın köy rahatlıkla üçlendi arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel. Bakın 7 tane büyücü var. Bunları kullanmaya gerek bile yok. Farz edin ki klan kalesi doluydu. Ya bu büyücüler o klan kalesini temizlemek için kullanılacaktı. Yani öyle düşünün. Amacına ulaşan başarılı güzel bir savaşta. Üstüne üstlük klan karemizdeki dondurmayı da kullanmadık. Evet bayağı fazla sayıda binicimiz hayatta. Büyücüler de temizlik yapıyor. Kralın özelliğine de basıyorum işler hızlansın. Bingo. Evet binici. İşte belediye binası 8'de böyle. 7'de daha da güçlü. 9'da yine güçlü ama biraz daha dikkat edilmesi lazım. Çünkü az önceki saldırıda da gördünüz. Kraliçe ciddi bir sıkıntı oluşturabiliyor arkadaşlar biniciler için. Hani hedef seçseler Hani krala vursalar, biniciler kraliçeye vursalar yine bu sıkıntı yaşanmaz ama işte vurmuyorlar. Bir şey daha söyleyeyim bakın dikkatinizi çekiyorum. Son bina belediye binası. Hani kışta var onu saymıyorum ama en son belediye binasına vurdular. Yani süre problemi yaşarsanız, e, düzenden yana dev bombalardan yana sıkıntı yaşarsanız %99 tek yıldızda kalma ihtimali de olan bir ordu. Ama her şey yolunda gidince de en güçlü ordu yani öyle de acayip bir şey. Her neyse güzel. 3 milyon altınımız oldu. Bir tane daha saldırı yapacağım. Şu klan karesini dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Pekala efendim sıradaki saldırımız için her şey hazır. Yeter ki karşımıza güzel bir köy çıksın. Ha. Aslında güzel köy ama altını çok az. Ya en azından bir 200-300 bin altın olsun. Bak 200-300 bin diyoruz 85 bin çıkıyor. Ha gayret inanıyorum. İnanıyorum çıkacak ya 630 bin altın çıktı. Saldır, cesaretin varsa saldır. Bir tane altın alamazsın şu köyden var ya. Kral Kraliçe de merkezde. İntihardan farksız olur arkadaşlar. Sakın saldırmayın. Sakın, sakın, sakın saldırmayın. Ama bak buraya saldırabiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü savunmaları bayağı düşük. 400 bin civarda altın var. Kraliçe üst tarafta kralla beraber Kraliçe'yi ayıklarım. Sonra binicileri şuradan içeriye doğru gönderirim. Savunmalar düşük olduğu için iş yaparız diye düşünüyorum. Ama önce klan kalesi kontrolü. Bir tane biniciyi feda Aa! bir balonumuz eksikti. Tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Klan karesi çıkınca ne yapacağız? Onu da görmüş olalım. En köşeden bir tane okçu bırakıyorum. Balonları çekiyorum kendime doğru. Sonrasında bir adet zehir büyüsü kullanıyorum. Ve büyücülerle beraber o balonların icabına bakıyoruz arkadaşlar. İşte büyücülerin yani bu orduda olmasının nasıl sebebi bundan ibaret. Tamam. Şuradan kralı ve iki tane de büyücüyü arkasından destek gönderiyorum. Rakip kraliçeyi indirdiğimiz anda saldırıya hazırız demektir. Evet D bombalar çok güzel oldu. Binicilere vurmadılar. Evet kraliçe krala vurdu. Kralı çekti. Bastım özelliğine. Kraliçeden kurtulduk ve saldırıya başlamaya hak kazandık. Hemşerim. Şuradan başlayacağım. Şöyle şuradan şu şekilde başlayacağım. Gayet güzel. Hemen klan karesindeki binicileri de gönderdim. Ardından iki tane büyücü. Bir iyileştirmeyi elime alıyorum. Evet iki tane D bomba üste çıktı. O yüzden baya bir rahatız. Devam devam devam. Şöyle şu noktada bir iyileştirme çakalım. Gayet güzel. Şurada kralı dondurmaya gerek yok. Tamam ya üçlendi köy. Bir iyileştirme şu noktada kullanacağım. Bir tane büyücü. Bir tane büyücü şu noktada. Gayet güzel. Son iyileştirmeyi de arka taraftaki büyücü kuleleri için kullanırız. Yani belediye binası 9 deyince sadece kraliçe farkı olarak düşünmeyin. Savunma farkı da var arkadaşlar. Ekstra savunmalar var. Son iyileştirme kule, büyüsünü kesinlikle bomba kulesinin üstünde harcamamız lazım. Şöyle şu noktada Gayet güzel. Gayet güzel. Biniciler hayatta. Sayıları yüksek. Güzelsin. Şu noktada bir dondurma çakalım. Evet geride bir tane. iki tane de XA farkı var. Bak mesela ağır savunmadır. Hadi lan 3 yıldız alacak dedik. Şekil şukul konuştuk. Üçlenmesi lazım. İskeletlerin de karada olması ne kadar büyük bir şans öyle değil mi? Evet son havan. Baya fazla sayıda binicimiz yok. <laughs> var diyecektim baktım kalmamış. Kral şu kralı vurun artık. Kralı vurun artık. Yaylı tuzaklar bilmem ne. Eh be kardeşim ya. Eh be kardeşim ya. Olmuyor görüyor musunuz? Olmuyor yani. Bak burasının gerçekten üçleneceğini düşündüm. Hakikaten inandım yani. Çok da güzel saldırdık. Hata yaptığımızı düşünmüyorum. Ama olmuyor işte. Neymiş? Ne olursa olsun belediye binası 9'a saldırmayacağız. Yani ganimete tav oldun mu? Aa bittin işte. Şans eseri. Şans eseri altını bayağı bir aldık. Yani şansımız yaver gitmeseydi paso zarar ziyan bir saldırı olabilirdi arkadaşlar. Her neyse savaşı burada bitiriyorum. Kara eksirli eksire zaten ihtiyacımız yok. Güçlenmeyeceği de garanti. 400 bin altını al doğru eve kardeşim. Evet bir tane daha saldırı yapacağım. Şu kaleyi dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Ve final saldırımız hemşerim 326 bin altın çıktı köyde. Belediye binası 8 dişimize göre rahatlıkla üçleriz diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bomba kulesi klan kalesi bir tane binici ilk etapta klan kalesi testi yapacağız. Boşmuş gayet güzel. O halde rakip krala bakıyorum üst taraftaymış. Hı, tamam tamam o da tamam şuradan kralı bırakacağım. Yukarıya doğru çıksın. 3-4 tane binici gönderip şu bomba kulesinden kurtulmak istiyorum. Hazır kral diğer savunmaları tanklıyorken şu bomba kulesinin hasarından kurtulalım. 3 tane binici feda ettik ama karşılığını verdiğini düşünüyorum. Evet kralın özelliğine bastım. Arkasından da iki tane büyücü gönderiyorum. Şu topu da indirirsek koridoru da daraltmış olacağız. Bir tane de D bomba çıktı. Tahminen şöyle şuraya bir tane bıraktım. Tahminen belki çıkar diye. Bir tane de şöyle şuraya bırakıyorum. D bombalardan kurtulursak iyi olacak çünkü. Çıkmadı tamam. Gönder binicileri koy ver gitsinler. Şöyle hemen klan karesindekileri salladım. Ardından iki 3 tane binici ve elime iyileştirme büyüsünü alıyorum hemşerim. Sol tarafa doğru yoğunlaştılar. Bir bakalım nereye gidecekler. Şöyle şu noktada kullanalım. İskeletler ve kral için bir adet zehir büyüsü. Gayet güzel gayet güzel. Büyücü şöyle şu noktada bir tane büyücü kullanalım. İkinci iyileştirme büyüsü burada. Üçüncü iyileştirme büyüsünü de şu noktada kullanırsak bence bu iş tamamdır arkadaşlar aynen. aynen. Yalnız o iskeletler zehire nasıl gitmediler anlamı veremedim. Önemli değil. Ve her türlü işlenecek. Bir tane de dondurmamız var. Gerekirse kralı dondururuz ama gerek olacağını da sanmıyorum açıkçası. Fazla sayıda binicimiz hayatta. Son dondurmayı hadi kralı atalım da birazcık daha çabuk işlensin. Eh. Belediye binası 8. Binici saldırıları bu şekilde arkadaşlar. Özet geçecek olursak öncelikle klan kalesi kontrolü yapın. Kendinizden üst seviye binaya kesinlikle saldırmayın. Savunmalar düşük dahi olsa. Sonrasında rakip kralı odaklanın. Bomba kulelerine odaklanın. Dev bombalar için iyileştirme büyülerini elinizde hazırda tutun. Ondan sonra da zaten biniciler geri kalan işi sizin yerinize hallediyorlar. Evet bu da bizim final saldırımızda. Pekala efendim saldırılarımızı yaptık. Ganimetlerimizi kastık. Şimdi sıra geldi. işin kaymağını balını yemeye. 3 tane işçimiz boşta. Canımız ne istiyorsa basabiliyoruz. Burada bir şey var mı? Eğitim iksiri alalım. Eğitim iksiri lazım olur her zaman. Şimdi laboratuvar dolu. Kral, Max, depolar, Evet depoları artık bitiriyoruz arkadaşlar. Şükürler olsun. 500 bin altın iksir deposuna. 500 bin iksiri de altın deposuna veriyorum. Ve belediye binası 9'a kadar öyle tahmin ediyorum. Ne 9'u? Belediye binası 11'e kadar. Depolarla işimiz olmuyor. Ama şöyle bir şey var. 9'a geçtiğimizde birer tane altın iksiri deposu gelecek. Aynen. Bunları da 11 seviye yapacağız. Yani yine depolarla işimiz olacak. Neyse uzatmayalım. Şimdi elimizde kaldı bir adet işçi ve tam tamına 3.2 milyon altın. 4 milyon da iksir. Kara kışlalar duruyor. Kışlalar duruyor. Ben kışlı yükseltmesine gitmek istiyorum. Dolayısıyla altının tamamıyla da duvar basabiliyoruz arkadaşlar. Bastım. 900 bin altın buraya. Seçtim sırayı. 600 bin buraya. Seçtim sırayı hemşerim. 1 milyon 200 bin. Buraya geriye kaldı. 570 bin. Şu sırayı seçelim. 900 bin istiyor. Vah! Yok o kadar kardeş. Çimentomuz yetmiyor. Şurayı seç. 450 bin. Evet incelenmiş sık dokunmuş, hesaplanmış bir yükseltme oldu. Son iş olarak da geldim. Kışlamızı yükseltmeye alıyorum. Ve videoyu bu noktada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umuyorum keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.